Merhabalar. Bugün Kiev'in Krişevska sokağındayım. Burası bir sokaktan ziyade bir meydan gibi. Şöyle arkamda göstereyim. Sonra ön kamerayı çevireceğim. Şurada şu şekilde güzel bir heykelleri, bir anıtları var. İlerideki anıtta da Zdrastri. Bu da benim az önce konuştuğum bir arkadaş. Hello dedi. My friend, Slava Ukraina. Bu arkadaşlarla az önce konuştuk, biraz konuşmaya çalıştık İngilizce, Rusça. Şu şekilde bir Kronovski sokağı mıydı, neydi lan onun adı? Ya öyle değişik bir sokağı var ya, ismi zor. Söyleyemiyorum ama başlıyorum size buraları göstermeye. Şurada bir McDonald's var. Krişevska sokağının şurada güzel bir anıt heykeli var. Krişevska mıdır artık? Nasıl söyleniyor bilmiyorum tam. Güzel bir sokak. Buranın kalbi. Kiev'in kalbi. Şu şekilde göstereyim. Şurada Türk dönercileri var. Kebap, şıvarma, işte çevirme demek bu. Helal mutfağı. Ben yedim, çok güzel. Siz de beklerim. Şu anıtlar bu şekilde. Şurada bir tane anıt var. Heykel ve karşısında bir anıt var. Yaklaştırmak istiyorum anıta. Şu şekilde güzel bir anıt. Bu meydandan şu şekilde yukarıya çıktığımızda, şu sokaktan, şu sokaklardan yukarıya çıktığımızda bir tane çam ağacı var. Çam ağacının orası da Aziz Michael Lowska Katedrali miydi? Aziz Michael Katedrali'ne çıkıyor burası. Şekilde orayı da birazdan göstereceğim, çekeceğim. Ama bu videomun konusu Krişevska sokağı. Bu Krişevska sokağında ileride bütün başkent olan ülkelerin kaç kilometre olduğu buraya yazıyor. Öyle bir anıtı da var şurada. Artık şöyle güzel bir binası var. Artık belediye binası mıdır nedir burası? Ben bilmiyorum abi. Ben öyle bodozlama lambur lümbür çekiyorum. Seviyorum da kendimi böyle lambur lümbür çekmeyi. İşte biraz daha bilgiyle çekseydik daha güzel olurdu ama biraz zaman olmadı. İşte biraz da kendimizi biraz yetiştiremedik hayat konusunda, bazı konularda. Neyse, sağlık olsun ya. Ben böyle de mutluyum, seviyorum kendimi. İşte önemli olan bugün, bugünün güzelliklerini yaşamak. Şu şekilde Krişevska'nın, yani tasarım olarak, yani mimari olarak, yine tasarım diyorum hep ilk seferde ama mimari olarak yine bir harika bir yer. Şöyle yakından göstereceğim şurayı. Şurası da keza öyle. Vallahi artık İsa'yı mı andırıyor, kimi andırıyor bilmiyorum. Kaç yüzyılında yapılmış onu da bilmiyorum. Hani büyük ihtimal 12. yüzyıl, 9. yüzyıldan itibaren kurulmaya başlamış şehir. 12. yüzyılda bu şekilde böyle bir kurulumları yapmışlar şöyle. Tam alamıyorum. Biraz uzaklaşayım da daha. Zdrastri. Şu şekilde aldığınızda güzel bir sanat eseri. Yine
Şuraya baktığınızda şurası bir güzel, ayrı bir güzelliği var. Bakın şöyle baktığınızda gerçekten hoş. Dediğim gibi burası 11. yüzyılda ufak ufak yapılmaya başlanmış. Biraz kendi bu Ukrayna'nın bu yapılan yapıları diğer ülkelere de örnek olmuş. Buradan esinlenerek Polonya, Macaristan, diğer yerlerde kendine yeni yapılar yapmaya başlamış. Bu şekilde buna benzer yapılar. Öyle okudum. İşte yine Müzey Meduz diye bir yer var orada. Şurada Müzey Meduz. Yine şurası ve oteli. Yani gerçekten gelmeye, görmeye değer yerler. Ve şu Ukropoşta. Yani bu postane gibi bir şey herhalde bu. Çünkü poşta, postane demek bunların dilinde. Şu gördüğünüz dünya heykeli de dünyanın başkentlerini gösteriyor. Bir de burada şunu fark ettim. Yeraltı tünelleri çok fazla. İnsanlar yeraltı çarşılarından geçiyorlar. Buradan, şuradan karşıya geçmiyorlar mesela. Buradan yeraltı çarşısından geçip karşıdan şuradan çıkıyorlar. Şu şekilde. Burada da gerçekten muazzam yeraltı çarşıları var. Şunu da fark ettim. Yine bir mühendislik harikası. İşte alt taraf ısınıyor. Üst tarafta da yollar kar küremek gerekmiyor. Buranın kış şartlarını da göz önünde bulundurursak gerçekten elverişli bir mühendislik tekniği yapmışlar. Helal olsun yapana, düşünene. Allah'ım benim ülkeme de böyle güzel mühendislik eserlerini nasip et ya Rabbi. Çünkü bizde müteahhit ayrı çalar, mimar ayrı çalar. Ya anlatmak istemiyorum bunları ya. Şimdi sizi şuranın dünyaya kaç kilometre oldukları, işte dünyanın hangi ülkelerinde kaç tane olduğunu göstereceğim. İşte bizim Ankara'ya ne kadar, Yunanistan Atina kaç kilometre, başka İran Tiflis Gürcistan'ın, İran'ın neydi? İran'ın bilmiyorum. Başka komşu ülkelerini sayarsak Irak, Bağdat var. Ve Suriye'de de ne vardı? Halep'ti galiba Suriye'nin. Öyle miydi? Yok. Şam mıydı? Halep mi? Ya neyse. Şu şekilde gösteriyorum. Şu şekilde bir ipsi var. Şu şekilde buradan mesela Moskova'yı bulabiliriz. Moskova. Bakın Moskova 771 kilometre buradan. Paramorşa, artık neresi bilmiyorum. Panama. Bakın Panama buradan 10.595 kilometre. Gerçekten fazla bir mesafe. Tokyo da vardı sanırım burada. Tokyo. Tokyo'yu da buldum. Tokyo'ya kaç mıymış? 8.207. Valla okuyana şurada yine bir yazısı var. Okumayı bilene, çevirene. İsteyen çevirsin. Ve ben burada Ankara'yı bulmak istiyorum. Önemli olan benim için Ankara. Ankara buldum. Şu Ak Kapa diye yazıyor bunun şeyiyle. Bunun Kiril alfabesiyle H'ler N diye okunuyor, P'ler R diye okunuyor. 1183 kilometre.
Ve büyük ihtimal enlemleri, boylamları da vardı bunun. Meridyenlerin falan işte, GPS'teki numaraları işte. Hatta bize öğretirlerdi. 26, 32 bilmem ne meridyenleri. 22, 40, yanlış hatırlayabilirim. Meridyenleri, paralelleri falan filan. Ya neyse, hatırlayamadım tam düzgün de. Öğretirlerdi bize. Öğreten tarih hocalarımıza saygılar. Ama çok ben kayda değer bir bilgi olduğunu aklımda kalmamış. Gerçekten kayda değer olabilir ama benim aklımda kalmamış. Sağlık olsun. Yine bunun altından bir yeraltı çarşısı var. Yeraltı çarşısından şuraya geçebiliyorsunuz. Burası da çok güzel. Yeraltı çarşıları da gerçekten güzel. Yani bizim kapalı çarşılardan güzel olduğunu düşünüyorum. Yalnız bizim kapalı çarşılarda işte şey var. Üst mimari güzel. Burası Krişevska sokağı meydanı. Krişevska sokağından da şurası gözüküyor. Şu baktığımız alan. Bakın. Ukrayna Dostluk Kemeri. Şurası. Buranın da gece videosunu çektim. Gündüz videosunu da çekeceğim. Birazdan oraya gideceğim. Bu cadde de böyle alabildiğine güzel gidiyor böyle. Sağlı sollu. İşte kavşakların olduğu yerlerde yine bir alt çarşıları var. Şuradaki güzel bir AVM'si var. Şu ışıkların parladığı yerde. Dvima mı diye öyle bir AVM'si var. Şu ışıkların parladığı yerde şöyle tutmaya çalışayım şu şekilde. Güzel bir AVM'si var. Yine mimari harika. Ve bozmamışlar. Yeni yapıyla da, yeni yapılarla da entegre edebilmişler. Helal olsun. Şöyle tekrar gösteriyorum. Şöyle anıt da çok güzel. Ben Hasan Şentürk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dilimiz döndüğüce, dilde sürçülisan ettiysek affola. Kusurumuza bakmayın. İyi seyirler, iyi sağlıcakla kalın efendim.